Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, çekirdekçi tayfa Euro Özel'i sunar. Her zaman, her Pringles'la Bil Kazan hediyeler kazandırmaya devam ediyor. Voley uygulamasını indirip, Tabii oradaki e, oylamalara, e, anketlere, yarışmalara, bu interaktif organizasyonlara katılım katılım sağladığınız takdirde her gün 50 kişinin 25 TL'lik getir yemek çeki kazanma şansı var. O zaten cepte. O zaten cepte. Yani daha sonra, türü. daha sonraki süreçte milli takım forması, Pringles lezzet paketi, Xiaomi'den hoparlör ve Xbox kazanma şansı da Kullanıcıları bekliyor. Bunun için yapılması gereken o kadar da zor bir şey değil. Tabii canım yani Ne haya yapıyoruz? Hayatın şifresini çözmeyeceğiz yani. Evet, oturduğumuz yerde bir anda aklımıza geliyor, giriyoruz. Eğer varsa voley uygulamasına giriyoruz, yoksa hemen voley uygulamasını indiriyoruz. Nasıl indireceğinize dair çok basit. Uygulama marketine girip telefonunuzda marketi Vole yazdığınız anda zaten 1 milyona yakın insanın yaptığını siz de yapacaksınız. Yani çok basit bir evet. işlemle. Vole uygulamasını indirdikten sonra kullanıcı adınızı alıyorsunuz, giriyorsunuz. Ölga yorumlarına cevap veriyorsunuz. Ölga futbol sohbeti yapıyorsunuz. Benim yorumlarıma cevap veriyorsunuz. Nacizane futbol konuşuyoruz. Ali Ece orada. Serdar Ecelikler orada. Uğur Karakulukçu Uğur Karakuluşu orada. Mustafa Bülent orada. orada. Bülent de. Yani herkes var. Futbol dünyası orada. Ondan sonra diyorsunuz ki ya tamam sohbet ettik de kardeşim hadi biraz da aksiyon. Pringles bil kazan e, yarışmalarını, anketlerini, oylamalarını ya söylerken ben bile heyecanlanıyorum. Katılıyorsunuz <laughs> ve ondan sonra gelsin hediyeler, gitsin hediyeler. Ben hala Xbox'ın peşindeyim. Rıgaz Çınar'dan önce. <laughs> ben Xbox'ın peşindeyim abi onu söyleyeyim. Rıgaz Çınar'ın fake hesabından <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> önce siz kazanmak istiyorsanız söylediğim adımları takip edin. Adımların sonunda bu takibin sonu sizi çok güzel bir yere çıkaracak. Orada buluşalım. Peki turnuvada belirli bir şeyi göstermek istiyorsunuz. Turnuvada evet, turnuva Otto gel gibi adamların da kazandığı bir turnuvadır. Evet. 2004 Yunanistan'da. deriz. Saygım var. Buna hiçbir şey söylemiyorum ama hani şu kadrodan da daha farklı bir şey de bekliyorsun. Niçin? Sen dedin Zlatan İbrahimovic olsaydı daha farklı olur muydu? Olurdu çünkü Zlatan İbrahimovic bir çekim merkezidir. Bunu oynattırmazdı. Yani sana der ki işte hoca bana ben, ben Zlat Hanım abi sen ne yapıyorsun? Yok öyle koştun da 4-4-2 oynadın da blok kapattın da falan. En kötü yani, şunu yapar. Git ya. öbür ünlüle oynat forvetlerde. <laughs> ah, yani en kötü şey... şunu yapar. Atın topu bana. Ya gelin ya, bana güvenin ha. ya. Bana Force güvenin. yaklaş koçum yanına, ben seni sağ yana bırakacağım, dışıyla vuracaksın, ha. içiyle vuracaksın, uzak köşeye gidecek falan derdi O zaman şu yani. olurdu, İspanya'ya yenilirlerdi net ha. bir şekilde. Slovakya'ya da yenilirlerdi bence ama en azından derdik ki ya işte İsveç'te oynadın, yani, oynadın, oynadı, yenildin oynadı. falan derdik. İbrahimovic'in ama... açıklamalarıyla makara yapardık. Tabii tabii tabii. Öyle olmadı, peki buna da hiçbir sıkıntı yok. O çok katı bir 4-4-2 vardı. Bu maç için e, öncelikle şunu söyleyeyim. Benim aldığım e, ilk yarıya dair e, tek not e, şuydu Serkan. Hı, hı. Bizim ülkede, hatta dünyada savunma futboluna önem veren, savunmaların birlikte hareket etmesini isteyen, hatları beraberce hareket ettirmek isteyen her teknik direktörün ve hatta analistin, video analistin bu maçın ilk yarısını e, izlemesi bence elzem. Ben notumu böyle düşündüm. Elzem derken gidin oradan öğrenin değil. Ne yapmışlar? Hani kafanızda bir şey belirlesin. Bir yani model belirlesin. Bir gün İsveç gibi bir takım karşınıza evet. çıkarsa ne yapacağımı Bunlandır, çalışayım. Evet. Ve hatta çok iyi oynayan bir takıma karşı sen İsveç nasıl gibi nasıl kapanacağını gösterecek noktadır bunlar. Slovakya Slovakya zaten bunu yapmak zorunda. Yani Slovakya Türk gücü biz şimdi Lille Türk gücü diyorduk ya. Hani Slovakya'nın genel kadrosuna bakarsak evet. ki Slovakya da bize şunu gösterdi. E, Trabzonspor'a da gelen. E, Milan'dan Trabzonspor'a gelen. Sonra Parma'yı da e, Kuska gibi oyuncuların nasıl efektif bir e, ikinci e, koşucu santrofora yani forvet koşucusuna dönüşünü gösterdi. Slovakya'nın o ilk yarıda senin anlattığın o yani 0-15'te Kuska'nın kafaları var. <laughs> evet, yani sürekli buradan koşup yani buradan gelip böyle birdenbire burada biten bir Kuska kafası var. Hatta köşe vuruşlarında da öyle. Bir köşe vuruşlarında çok beğendim ben burada Slovakya'nın. Hırvatistan mıydı o bir dakika? Abi karıştırdım şimdi dur. Bir kısa kullandılar sonra buraya geldiler. Ha Peris hiç buradan kurtulup vurdu. Pardon o evet. Hırvatistan maçıymış. O, o farklı. Sürekli karıştırdım. Maç bir... izleyince ha, normal. <laughs> bir de şeyi görünce böyle formalar falan da karıştı <laughs> birden böyle gözümde. O, o, sebepten yani Slovakya Hırvatistan üzerinden e, bunu e, söylüyorum. Birden bile karıştı. İlk yarı buydu. Benim için. Yani bir şey sadece işte kapatmalar nedir? E, sağda matematiğin ne olduğunu gösteriyor sonra. Geldin işte burada. Dörtlü burayı kapattın. Eyvallah. Senin beklerin buraya geldiği zaman bu hareketlenmelerde sen burada nasıl kaydın? Burada o kaymaları yaparken nereden feragat ettin? Açık oyuncunu mu burada tuttun? Açık oyuncunu buraya yaklaştırdığında o zaman bu kaymalarda, burada hızlı çıkışlarda bu adamı mı kullandın? Kullanamadılar tabii. Yani hiç iki takımda kullanamadı ama belirli bir <laughs> şey vardı. Ee, savunma disiplini yani, vardı maalesef. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Maalesef, maalesef ama en azından herkesin bir şeyi var. <laughs> var var. Bir şey deniyor yani, bir şey oynamaya ha. çalıştılar. İşte maalesef beğenmez. Evet. Bizim için maalesef. Çünkü bizde bu yoktu. İşte oraya gelecektim. İngiltere İskoçya maçı bittikten sonra e, üzülerek bir not yazdım. Hatta sesli olarak telefonuma kaybettim Onlar Yazıyor ya ondan sonra. Hı -hı. Ben düzeltiyorum falan üstünde. Turnuvanın en kötü takımı biziz. Evet. evet. En kötü takımı gördüm. derken e, planı olmayan rakip analizine. E, saygı duyulmakla beraber e, bunun biraz es geçildiği ve hatta rakip kimmiş? Biz kendi oyunumuzu oynarsak kendi bireysel yeteneklerimizle her şeyi çözeriz diyen tek takımın biz olduğumuzun Ve bununla farkı sonuç vardı. alınamayacağını da. Evet. Bununla sonuç alınamayacağını da görmeyen tek takımız. Evet, maalesef. İşte bunlar birleşince de ortaya bu, bu çıkıyor. sonuç çıkıyor yani. O yüzden bununla bu turnuva sonunda yüzleşmemiz gerekiyor. Jenerasyon. İnanıyor musun, İnanıyor musun yüzleşme olacağını? <laughs> Dürüst konuşalım. Dürüst konuşalım. Ben inanmıyorum. Kimse yüzleşmez. Hatta bir suçlu bulunacak birkaç tane. Hmm. Bunlardan birisi de biz olacağız. Yorumcular Medya siz olun. böyle konuşuyor. Tabii tabii, tabii tabii tabii. tabii. Ben oluyoruz. de şuna güveniyorum. Yani ne olursa olsun e, Türkiye'deki dönüp dolaşıp en sonunda sarıldığımız, sıkı sıkı sarıldığımız e, büyük teknik teknoloji. Yani Türk Futbol Tarihi'nin adını yazdırmış olan e, teknik teknolojinin entelektüel bir birikim olduğuna inanıyorum. Evet. Görüyoruz zaten hani belirli basın toplantılarında işte filozoflardan alıntılar yapılarak güzel. konuşmalar var. Bunların hepsi çok güzel. Bunları konuşabilen insanların öncelikle aynayla da yüzleşmeleri gerektiğini bildiklerini düşünerek bu yüzleşmenin yapılacağını düşünüyorum. Ama bu yüzleşme şuraya kayarsa yani biz her şeyi biliyoruz. Biz o yüzleşmeyi de yaptık ama siz bilmiyorsunuz. İşte troller oydu buydu falan gibi işlere girilirse ve Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber farklı bir işin peşine düşünürse o zaman geçmiş olsun. Niçin ya. geçmiş olsun? Çünkü bazı şeyleri zaten kaybettik bu. Zaten yabancı sınırlaması vardı. Biz yabancı sınırlamasının sayısını düşürdük. İnsanlar bunu da farkında değiller. Bunun peşinden farklı bir yere gideceğiz. Umarım o yüzleşme yapılır. Ben inanıyor musun dedin? Biliyorum farkındayım. İnancımız çok düşük. Benim de inancım da çok düşük ama yapalım bırakayım diyorsun. Ha, yapılırsa da o zaman çok daha farklı bir yere gidebileceğimize inanıyorum. Peki. O zaman şeye gelelim. Isaac Alessandro'nun. Evet, yani. ilk yarı böyleydi ama ikinci yarı değiştiren adam Isaac. Tabii ki. Oyuna dahiliyeti. Çok genç yaşta Dortmund'a gitti. Hı hı. E, forma şansı bulamayınca neden olduğunu hala Almanlar da bilmiyor. Dortmundlular da ya neden oynamadı bu çocuk diye bilmiyorlar. E, oynamak istediği için. Evet bir Hollanda yaptı yanlış hatırlamıyorsam arada. Eee yani yanlış. Şu bir yere gitti, bir, 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 bir takıma gitti. Oradan şeye geçti. Hollanda yaptı, İspanya. İspanya'ya İspanya geçti. Tabii İspanya'ya işte biraz da şans olacak. Doğru zamanda doğru yerde evet. bulunmak. Yani buraya Real bulunması çok büyük artı oldu. Alguacil gibi bir hocayla beraber olması, Oyarzaballa beraber olması. Sezona David Silva'yla başladı. Çocuk ve bir de e, bu 5 numarası kimdi ya şeyin Zubimendi miydi? Öyle bir oyuncu vardı ismi, evet. yani, yani. ismini yanlış söylüyor olabilirim. Yani. Ee, bu oyun da ona katkı sağladı. Tabi yani şimdi Isak çok genç yaşta İsveç spor kültürünün içine giriyor. Ama Hı -hı. tabii ki kökenleri Eritre. Ailesi o daha doğmadan Eritre'deki iç savaştan e, kaçarak İsveç'e geliyor. Hı -hı. Oraya yerleşiyor. Tabii babası e, öğretmen. Şöyle de bir şansı var. E, çok küçük yaşta futbol yapısına girdikten sonra ilk hocası da Eritreli. Yani ha. bilerek yapılmış bir şey değil bu bu arada. Ya bu, Tesadüf. Evet ailesi diyor ki yani bu çocuk spora meraklı koşuyor, atlıyor, zıplıyor. Evi de yıktı, döktü. Bunu bir spor okuluna yazdıralım. Hem spor yapsın hem işte bir şimdi biz kurtulalım, evi sağlam tutalım diye. Yani iyi bir sporcu olamasa bile sporla uğraşan iyi bir insan olsun. E Mantıklıdır bu işte, yani. Norveç'te, işte, Danimarka'da, da, İzlanda'da bu kültürdür yani normal <laughs> eğitim okullarda bile biliyorsun hani bizde bir bir saat beden eğitimi var o da genelde top hadi kızlar voleybol oynasın erkekler futbol artık oynasın artık o da yok yani gibi artık o da yok <laughs> e, ama şeyde filan o ülkelerde baya böyle yüzme dersi voleybol dersi dersi yani gidin voleybol oynayın böyle şap vurun futbol oynayın beton zeminde şeyle böyle kalın e, spor ayakkabılarla değil niçin e, gözlem e, tabii ki ne yeteneği olduğuna bakıyorlar Yönlendirme. Ya hiçbir şey olmasa sağlıklı nesilleri evet, yetiştirir. Işte yani. e, gidiyorlar futbol okuluna, spor okuluna yazdırıyorlar. Şans ya ilk hocası da Eritreli. O da Eritre kökenli çıkıyor. Bu tabii ki onun adaptasyonunu, uyumunu kendisini anlayan bir teknik direktör, bir hoca olması da onun sürecini de biraz hızlandırıyor. E, şöyle bir şey var e, İsa'nın. İsa kendini stoacı olarak tanımlıyor. Enteresan. Felsefeye meraklıyım diyor bir röportajında. Felsefe okumaları çok yaparım ben diyor. Ben de Epikür tarafındayım. Güzel, sizi bir yerde getirirsek. <laughs> e, Stoacıyım diyor ve e, bunu futbola nasıl uyguladığını ise şöyle anlatıyor. Benim için diyor e, çok mutluluk ya da çok hüzün, çok sinirlenme ya da başkalarının başarısını kıskanma gibi duygular çok dengelidir. Yok, yani Çoklar yoktur diyor, dengelidir. Gol kaçırdıktan sonra ne çok sevinirim ne çok üzülürüm uzatmam bunu diyor. Ya da bir oyuncu benden daha iyi ben niye iyi değilim diye ne çok hayıflanırım ne de o ne güzel iyi çok da hayranlık sergilemem. Yani hayatında bir denge politikası yürüterek ilerliyor futbol konusunda. Benim adamım ya. Ve bunun karşılığını da maçtan sonra röportajda birebir yaşadı biliyor musun? Eee Gerileneker e, tweet atmıştı. işte çarpıcı bir performans, müthiş futbolcu diye. Onu sordular dediler ki, e, "İsak Lineker seninle ilgili bunu söyledi." İsa'nın cevabını biliyor musun? Diyor ki o kim diye ya? yorumculuk yapan eski bir futbolcu mu diyorlar? Diyor İsa, Lineker için. Muhabir de diyor ki evet yani 1986'nın gol kralı İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden birisi. Ha tamam diyor kendisine selamlarımı yolluyorum. Çok fazla hakim değilim ama evet hatırladım onunla ilgili bir iki bir şey duymuştum. Araştırmaya biraz daha kendisini araştıracağım diyor. Yani şimdi Lineker'le ilgili böyle bir olay yaşıyor ama Anladın mı yani önce tanıyamadım sonra evet duymuştum yani hiçbir uç yok çocukta yani, yani, Türkiye'de olsa sen kimsin lan onu tanımıyorum <laughs> <"Sana, gülüyor> cahil, <gülüyor> gülüyor> cahil diye girer yani <laughs> güzel ki yok şimdi kafamda sen anlatırken hikayeyi Alexander Isak açısından da yaklaştığım mesele çok normal o kimdi tanımıyorum Abi, ya, kadar bu, basit yani kaç evet şimdi yerine... bir çocuktan bahsediyoruz Tabii burada şöyle. aa evet ama bundan Dur. Mesele ne biliyor musun? 21 yaşında 99 doğumlu da. Bundan sonra ona daha fazla hakim olmaya yani kim olduğunu öğreneceğim demesi. Şimdi hatırladım ama daha evet, fazla hakim. Şimdi biraz daha Gelin Neker bu so yani şey e, İshak bu sabah kalkıp bakmıştır Lineker. Şöyle bir bakmıştır. Lineker'de match of the day falan. <laughs> bir dakika abi. <laughs> bu adam şey bir açar Kamerun maçındaki penaltı Lineker de şey denizde. yaptı. Bu açıklamayı tweet atıp e, böyle Telefon emojileri var ya kullandığında evet. dede emojisi, yaşlı emojisini kullanarak <laughs> açıklamayı paylaşmıştı. Yani Eker de tabii ki müthiş bir özgüven. Özgüven müthiş ama bir... bu adam da müthiş bir mütevazi bir adamdır. Tabii tabii yani, yani. o mütevazılık mütevazı özgüvenden geliyor. Yani. Yani böyle şeyler. Yani. takıl. Yani yani 99 doğumlu çocuk beni tanımıyor. Normal. Peki yani. şimdi penaltı pozisyonuna gelelim. Ben maçı kaydettim. Dün akşam bakmak istemedim kendimi sulandırmamak için tekrar. Çünkü Hı. hemen maçtan maça geçiyoruz ya arada da tabii ki bir nefes almam olası veriyoruz. İsa'nın penaltıya sebebiyet veren yani İsa bir araya bir top attı. Evet. Şimdi, İsa o topu oraya atmadı aslında. E, tamam mı? Şimdi <laughs> ben baktım, dedim ki yani tamam İsa aldı verdi bir şey var da acaba bu top buraya hareketlenen adam mıydı? Yoksa şöyle yapalım ha. pozisyonu İsveç. İsveç'e yapalım şöyle. Şöyle bir koyalım şey, dizilmiş şöyle. Şuraya kaçan adam mıydı? O top. İsa bu. Evet İsak bu. Buraya gelen adam mıydı? Yoksa? Şu Top buradan gel topu ilk buraya aktarıp sonra o akıllı hareketlenmeye devam eden adam mıydı? Aslında İsa'nın ve pası verip koşu yapan evet. yani yaptıkları her şey doğruydu. Evet. Ama eğrisi doğrusunu Zıra buldu. Buldu. <laughs> bir şey geldi. Yani şu pas geldi, oyuncu buraya koştu. İsak tekte savunmanın üstünden ona indirmek istedi De kötü bir pas kötü bir pası evet. penaltı <laughs> Arkadaşının önüne düştü. Evet. O da penaltıya gitti bu arada ee, şeydi. Olavisun muydu? Neydi? Dur çocuğun adını unuttum. Ya, yani evet. O kadar çok futbolcu. Dur. O kadar çok maç. Artık şey olacağım ya. E, ee, Kuy... E, Şeyden, Kuyson. Kuyson. İkinci yarıda oyuna gelen. Almanya'da oynayan Kuyson. Evet, kuayson. O da penaltıya gitti. Evet. Anladı burada bir sıkıntı oldu. bir temasla dedik ki tamam penaltı attık golü. Penaltı da penaltıydı zaten onu penaltı. evet. söyleyip. Doğru. Ee, Ama bu arada Slovakya'yı da e... ben şey yapmıyorum ben yani, eksi yazmıyorum. Slovakya'da çok iyi takım. İyi takım. Budur ya yani, olabileceği evet. bu. Olabilecekleri buydu adamların. Ben kaleci performanslarını çok beğendim. Yani dün maçın öne çıkan adamları bir işte bir offside pozisyonunda Dubrovka'nın kurtardığı bir şut vardı. Sonra offside olmayan pozisyonda Olsen'in çıkarttığı şut vardı. Hani Olsen niçin Roma'ya transfer yaptığını gösterdi bize şeyde. Gayet iyi performans sergiliyor Olsen de onu söyleyeyim İsveç kalecisi de. Hani maçın ikinci yarısı 45 dakikalık bir şey. Futbol izleyicisi keyfi vardı. Yani analiz Peki. keyfi maçın 90 dakikasını kapsayabilir. Bunda bir sıkıntı yok ama futbol izleyicisi keyfi 45 ile 90 arasındaki Peki. zaman dilimiydi. Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sundu. Her zaman, her yerde, HDI.